Aykırı Film'den herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra bir film eleştirisiyle daha sizlerleyiz. Bond serisinin son filmi olan No Time To Die filmini inceleyeceğimiz bu eleştiri spoiler içermeyecektir. Filmi incelerken Daniel Craig'in diğer Bond filmlerini de kısa kısa değineceğimizi de belirtelim. Çünkü bu sürecin de anılması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer hazırsanız eleştirimize başlıyoruz. Neredeyse 2 senelik bir gecikmenin ardından Bond filmimize kavuşabildik. Bu filme dair üzüldüğüm tek şey bir sene daha beklemeyip serinin 60. senesinde vizyona girme şansının kaçırılması oldu. Ancak onları da anlıyorum. Pandemi yüzünden zaten vizyon süresi geciken filmin artık izleyiciyle buluşması gerektiğini düşündüler. Sonuçta bu filmin kazandıklarından gelir bekleyen nice yapımcı, oyuncu ve çalışan var. Bu film 25. Bond filmi olma ünvanına sahip. Bu şekilde Daniel Craig'de hem 50. yıl Bond'u hem de 25. film Bond'u olma apoletlerine sahip oldu. Peki bunları gerçekten hak ediyor mu? Bunun cevabı kesin bir evet. Kendisi ilk Casino Royale için seçildiğinde medya tepkileri sanki dünmüş gibi hatırlıyorum. Ne? Sarışın Bond mu olur? Daniel Craig'de kim? gibi hak etmediği ithamlar almıştı. Ancak o dimdik durdu ve rolün hakkını sonuna kadar verdi. Bu arada belirtmek isterim. 70'ler ve 80'ler bondu olarak hatırlayacağınız Roger Moore da kara saçlı, kara gözlü bir abimiz değildi. Yani mesele ne renk olduğu değil, ne kadar rolü kaldırabildiği olmalı. Bizim kanal olarak favori Bond'umuzu sorarsanız da kesinlikle Daniel Craig deriz. Zamanında eleştiren insanların da şu an aynı fikirde olduğuna emin olabilirsiniz. Craig'in aynı zamanda en uzun süre Bond canlandıran oyuncu ünvanına sahip olduğunu da belirtelim. Şimdi onun Bond yolculuğu üzerinden film analizimize geçiş yapalım. Her şey Casino Royale filmiyle başladı. Birçok izleyicinin hala açık ara en iyi Bond filmidir bu. Sebebini net açıklayamıyorum. Ancak Matt Mikkelsen ve Eva Green isimlerinin vaktinde çok sevildiğini söyleyerek yüzeysel bir açıklama sunabilirim. Bakın, film gerçekten başarılı. Hatta en iyi 5 Bond filmi arasında bile anılabilir. Ama bu seride Skyfall diye bir gerçek var arkadaşlar. Neyse, Casino Royale filminin şöyle bir önemi vardı. Ian Fleming'in ilk Bond hikayesiydi. Böylece bir efsanenin doğuşuna şahitlik ediyorduk. O yüzden zamanla klasikleşen bazı Bond öğelerine sahip değildi. Ama yine de seyirciyi devamlı diken üzerinde tutan ve twistli finaliyle de iz bırakan bir film oldu. Yola Quantum of Solace ile devam edildi. Bu film seri içerisinde üvey muamelesi görüyor. Hikaye üzerinde o kadar etkisi yok ki rahatlıkla yok sayılabiliyor. Zaten aksiyon sekansları da çok yetersiz filmin. Ama ben o kadar da kötü bir film olduğu kanısında değilim. Ve bu filmle iyice ayyuka çıkan bir durum var. Craig dönemiyle birlikte Bond kadınları eskisi gibi edilgen yapıda değiller. Eva Green'in efsane Vesper Lindin'de de kendini hissettiren bu dokunuş, Olga Kurilenko'nun suretinde iyice keskinleşiyor kendi derdi ve hikayesi olan bu karakterle kadın izleyiciler de seriyle daha kolay empati kurabiliyor. Bu kararın tam olarak ne zaman alındığını bilmiyorum ama o konuda da bir tespitim var. Malumunuz, Bond filmlerini Albert Broccoli'nin, evet, soyadı Broccoli kurduğu Eon Productions şirketi yapıyor. MGM uzun bir süre dağıtımcısı rolündeydi. Aklınızda o yüzden o kalmış olabilir. Neyse, Albert abimizin ölümünden sonra şirketi, kızı Barbara Broccoli ve üvey kardeşi Michael G. Wilson devralıyor. Haliyle filmleri de bu ikili yapıyor. Sene 1995. Tam o sene vizyona giren Golden Eye filmini hatırlayalım. Femke Jensen'ın canlandırdığı karakterini nasıl tanımlardınız? Bir bon kızı mı yoksa Femme Fatale bir kötü adam mı? Bence ikincisi. İşte Değişim tam bu noktada başlıyordu. Barbara Broccoli, feminen dokunuşlarla tamamen maskülen bir yapıda olan Bond filmlerini değiştirmeye başlıyordu. Sonraki filmlerde Bond'un defalarca götünü kurtaran Michelle Yeoh ablamız, yine bir Bond kötümüz ve iz bırakan Halle Berry performanslarımız olacaktı. Ve böylece Bond kadınları artık Bond'u tamamlayan öyler olmaktan çıkıyordu. Yeniden bizim seriye dönecek olursak Skyfall filmiyle devam edelim. Arkadaşlar bu film Bond için zirve noktadır. Filmin görüntü yönetmeni olan Roger Deakins'ın fırça darbeleri bile filmin pozitif olarak anılması için yeterlidir. Bu hikayeyle Bond'un artık yaşlandığı hatta modasının geçtiğine dair ciddi bir vurgu yapılır. Bu sadece film için değil seyirci için de bir mesajdır. Gerçekten de Bond, bu filmde inanılmaz kırılgandır. Ancak filmin amaçlarından birini özetleyen bir repliğe de sahiptir. Kötü adam bazı hobilerinden bahseder. Bond'a sorduğunda ise dirilmek cevabını alır. So what's yours? Resurrection. Bu gerçekten bütün Bond filmlerinde görebileceğiniz düşen karakterin yeniden dirilişini temsil etmektedir. Bond, onu anlayan ve derdini anlatmak isteyen birileri oldukça orada olacaktır. Skyfall'un muazzam başarısının ardından çekilen ve biraz o filmin koyduğu çıtanın altında izlen Spectre ise tipik bir Bond filmidir. Kralik filmleri arasında bütün Bond öyelerini içeren tek film olabilir hatta. Ama bu filmde de önceki filmdeki modası geçmiş 007 programı üzerinde çokça durulur. Bond'un jokeri diyebileceğimiz Blofeld karakterinin de ortaya çıktığı bu film kötü eleştiriler almış olsa da Bond'un karakter gelişimine dair güçlü şeyler anlatmaktadır. Casino Royale'de sevdiği kadının ihanetini uğrayan Bond artık kadınlara güvenemez bir haldedir. Skyfall'da yine bir kadın figür tarafından vurulan Bond ölümden dönebilmiştir. Ancak finalde anne figürünü kaybetmenin acısıyla yüzleşecektir. Bu da karakter için bir kırılma yaratır. Hayatındaki bu güçlü kadın eksikliğini ise Spectre'de tanışacağı Medelin karakteriyle dolduracaktır. Şimdi gelelim son filmimize. No Time To Die bir başyapıt değil. Ancak kötü bir film de değil. Ortalamanın üzerinde bir Bond filmimiz var. Emeklilikte rahat bırakılmayan Bond abimizin hem duygusal hem de fiziksel olarak yaşadığı tsunamiyi yönetmen Keri Fukunaga muazzam bir şekilde yansıtmış. Fukunaga demişken kendisi Bond serisinin ilk Amerikalı yönetmenidir. İlk sezonu efsane olarak anılan Turu Detective'in yazar ve yönetmeni olarak da hatırlayabilirsiniz kendisini. Yeniden filme dönecek olursak Belki de en iyi Bond jeneriklerinden birine sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şahsen izlerken ağzım açık kaldı. Ki bunu Skyfall'dan beri söylüyorum. Her seferinde nasıl daha iyisini yapıyorlar gerçekten anlayamıyorum. Bu filmin tema müziğini Billy Eilish ablamız yapıyor. Neredeyse bir sene önce zaten dinleyip eskittiğimiz parça belki de bu yüzden çok dokunmuyor. Fakat şu da bir gerçek. Adele'in Skyfall'u üzerine çıkmak gerçekten çok zor. Filmin aksiyon sekansları gerçekten çok iyi kotarılmış. Hatta Skyfall seviyesine bir nebze yaklaşılmış denilebilir. Ama giriş aksiyonundaki yaratıcılığın üzerine koyamadığını da söylemeliyiz. Filmin hikayesi de belki de Bond tarihinin en soft hikayesi. Spoiler olacağı için değinemiyorum ama Bond tarihine geçecek büyük değişimler yaşanıyor. Hikayenin böylesi duygusal tonlarda olmasının iki sebebi var tabi. Birisi yönetmen Kerry Fukunaga'nın varlığı. Öbürü de Fleabag dizisiyle tanıdığımız Phoebe Waller-Bridge'in yerinde dokunuşları. Filmde Bond kadını olarak anabileceğimiz üç isim var. İlki, önceki filmden de hatırladığımız Lia Seydoux'un canlandırdığı Medelin karakteri. Kendisi Spectre'deki duygusallığında devam ediyor ve Bond'un hayatındaki güçlü kadın eksikliğini layığıyla dolduruyor. Bir diğeri, filmden önce 007 karakterini oynayacağı açıklanan Lashana Lynch. Hani kadın karakterlerin daha baskın hale geldiğini söylüyorduk ya, bu işin zirvesi bizzat kendisidir. Kendisi tam anlamıyla Bond tiplemesinin kadınsı izdüşümü. Öte yandan bir de Ana de Armas'ın inanılmaz tatlı karakteri var ki aslında klasik Bond kadını boşluğunu o dolduruyor. Ama hem süresi az hem de karakteriyle Bond arasında yüksek oktavda bir şeyler yaşanmıyor. Bond kötüsü olarak da karşımızda Remy Malek var. Quantum of Solace'daki kötü abimizden sonraki en zayıf Bond kötüsü diyebiliriz kendisine. Belki de Craig'in son filmi diye onu gölgede bırakacak bir kötü adam yazmak istemediler. Bilemiyoruz. Ancak iki boyutlu standart bir Bond kötüsü olmaktan öteye geçemiyor. Dediğimiz gibi Hikaye bir hali duygu yüklü. Finale doğru duygular iyice zirve yapıyor ve Bond için harika bir finale son noktayı koymuş oluyor. Önceki iki filmde olduğu gibi yine modası geçen Bond vurgusu var. Ama artık bu 007 üzerinden yapılmıyor. James Bond isminin temsil ettiği değerlerin belki de politik doğruculuğun tavan yaptığı şu dönemde hayatta kalamayacağına dair bir mesaj verilmek isteniyor. Bu yüzden bir sonraki Bond filminin bildiğimizden çok farklı olacağını da söylemek gerekiyor. Sonuç olarak daha önce de söylediğim gibi birileri yaşadıkça Bond da yaşamaya devam edecek. Sinemanın ve Hollywood'un olmazsa olmaz bir parçası Bond filmleri. Bu, belki bir kadın oyuncuyla, belki de siyahi bir aktörle devam edecek ama yine de yaşayacak. Biz bu filmde bir isim olarak Daniel Craig'e layığıyla veda ediyoruz. Ancak yerine geçecek kimseyi de Bond değerlerine sahip oldukça seveceğimizi dile getiriyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Aykırı ve hoşçakalın.